Ağustos Salı sabahından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Pazartesiden Perşembe'ye her gün olduğu gibi biz bugün yine yerimizi aldık. Galatasaray stüdyolarında sevgili Osman Tamburacı ile birlikte ve Medya Makinası programıyla karşınızdayız. Gündemi değerlendiriyor olacağız. Konuşamadım açılışta Osman abi. Bugün böyle bir... Gayet de güzel konuşuyorum. Evet, Pazartesiden Perşembe'ye buradayız. Bir kaleden öbür kaleye top uçurmaya devam edeceğiz. Osman abi bugünkü şıklığınız... Yok, her zamanki halim gibi geliyor. Her zamanki haliniz tabii bugün ki ama... Bugün sporum. Bugün evet. Artık bugün bu sıcakta... Bu 40 derece olacak. 43 derece olacağı söyleniyor. Öyle artık mi? Ceket giyip kravat takmaktan da sarf-ı nazar ettim. Kaçındım. Beni sıcaklar müddetince böyle görmeniz mümkün. Hatta taraftarımıza ve televizyon izleyenlerine derin saygım olmasa vallahi tişörtle çıkacağım. Böyle ferah ferah. Öyle konuşacağım burada. Çünkü zaten olaylar bizi alevlendiriyor. Evet. Bütün aşkımızı dışarı vurduruyor. Alev alev yanıyoruz. Onun için de biraz spor giyinelim, takılalım. Zaten bu mevsim bunaltıcı günlerde. Üzere ve de çok bunaltıcı günler. Haberler de bunaltıcı. Oho, bugün neler var? Hepsini konuşuyor olacağız sevgili izleyenler. Haberlerimiz var, gazetelerimiz var. Hepsini okuyor ve değerlendiriyor olacağız. Sevgili Osman Tamburacı yorumlarını eksik etmeyecek bizlerden bugün de. Hemen hatırlatalım, bizlere Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderin sevgili izleyenler. Medya Makinası hashtag ile canlı yayında yanıtlıyor olalım biz de. Hadi gazetelerle başlayalım. Bugün bu arada programımız 1 saat olacak değerli izleyenler. Onu da en başından duyuralım. Çünkü bugün Galatasaray ile Workington arasında bir işbirliği var. Onun da lansmanı olacak. Sevgili Melisa Çizmeci canlı yayında sizlerle oluyor olacak. Bu lansmanı da sarı kırmızı ekrandan takip edebilirsiniz. Lansman saat 11'de. Hali hazırda onu söylemişken onun haberine gidelim. Sonra gazetelere dönelim. Ali Sami Yenspor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun yaşayan stada dönüşmesi yolunda en büyük adım atılıyor. Galatasaray Spor Kulübü Workington'la işbirliği yaparak GS Workington'ı kuruyor. Türk Telekom Stadyumu sadece maç günleri değil, yılın 365 günü çalışanların işlerini yürüttüğü sarı kırmızılı renklere tutkuyla bağlı olanların ofisi oluyor. Bu önemli projenin imza töreni Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğütücü ile Workington CEO'su Pınar Maseyana'nın katılacağı basın toplantısıyla gerçekleşecek. Daha sonra ise Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Workington'da siz değerli basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyecek. Galatasaray Spor Kulübü ile Workington arasında yapılacak imza töreni ve sohbet toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 11'de başlayacak. Evet, basın toplantısı bugün saat 11'de oluyor olacak. Biz de gideriz herhalde. Programdan çıkıp derhal oraya gideceğiz. Çok güzel bir girişimde bulunuyor Galatasaray. Workington İstanbul'da, Türkiye'de, çoğu yerde, İzmir'de şubesi olan bir topluluk. Böyle hazır iş yerleri. İnsanlar oralara gidecek, ekipleriyle beraber çalışma fırsatı bulacaklar. İzmir'e seyahat ettiniz, İzmir'de bir Workington var. Orada aynı şekilde elinizde kartınız varsa çalışma imkanı bulacaksınız. Yani... Dükkanınız sırtınızda olarak istediğiniz yere nereye giderseniz gidin Workington hizmetinden istifade edeceksiniz. Bence çok olumlu bir yaklaşım ve de serbest meslek erbabı, yeni işe girmek isteyenler, yeni iş kurmak isteyenler için çok ideal bir toplantı merkezi. Ve çok da şık. Biz yukarıda bir sürü fotoğraf çekildik. İnanılmaz güzel olmuş. Haydi haberlere dönelim. Gazetelerle başlayalım. Hatta sevgili izleyenler, her gün olduğu gibi bugün de Fanatik'le açıyoruz. Her gün spor gazetesiyle başlıyoruz. Bugün de hadi Fanatik'le başlayalım. Varsa yoksa Arda başlığı atılmış Fanatik gazetesinde. Galatasaray Başkanı Özbek, Arda Turan'ı yuvaya döndürmeye kararlı. Sarı kırmızılı idareciler bu hafta İspanya'ya çıkarma yaparak Barcelona ile masaya oturacak deniyor haberde. Tecrübeli futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamak isteyen Cimbom da kaptanlıkta Arda'ya verilecek iddiasında bulunmuş Fanatik gazetesi. Evet, şimdi Arda olayı çok enteresan. Şimdi ilerleyen haberlerde bazı diğer haberlerle Arda olayını birleştirip ona göre yorum getirmek istiyorum. Benim şahsi fikrim Arda'nın orada kalıp yoluna devam etmesi. Yani çocuk oyuncağı değil, sen dünyanın en büyük kulübüne gidiyorsun, Türkiye'nin en büyük kulübünden. Var orada biraz kal ama hiç belli olmuyor böyle şeyler. Aradan Çin çıkıyor, oradan Japonya çıkıyor, beri taraftan... İhtiyaç hasıl oluyor. Arda da buraya dönebilir ama ihraç ettiğin oyuncuyu tekrar vakitsiz geri almamakta fayda var. Ama Arda da gelirse baş üstünde yer var.
Sonuçta Arda Turan da Galatasaray'ın evladıdır. Taraftarın da çok sevdiği bir isim. Şimdi evladıdır. Hiç kimse evladının kötü olmasını da istemez. Tabii ki. Galatasaray'a gelmek kötü olmak demek değildir. Ama hani kıvaramadı geldi olmamalı bence. Gelirse çok güzel olur Galatasaray adına. Arda adına kıvıramadı geldi denmemeli. Peki Fanatik gazetesiyle devam edelim sevgili izleyenler. Bir diğer haberinde Aslan'da transfer bitmez başlığı atılmış. Asamoah'a müthiş teklif deniyor. Süper Lig'de ilk haftanın başlangıcı için geri sayıma geçilirken Galatasaray'ın transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Sarı Kırmızılılar hücumda her iki kanada birer yıldız, bir sol bek ve mümkün olursa bir de stoper almak istiyor. İşte adaylarda son durum denmiş. Asamoah'tan bahsediliyor, Feguli'den bahsediliyor. Yine Denayer'dan bahsediliyor. Tabii bunlar birer iddiadır. Her gün tekrarlıyoruz. Bugün de tekrarlayalım. Bu iddialar netleştiği takdirde sizlere sarı kırmızı ekrandan an be an aktarıyor olacağız. Şimdi bu sayfada konuşulacak bir hayli fazla şey var. Biraz erken bitireceğimiz için hızlandırarak gidelim. Aslında transfer bitmez. Evet, bu yıllardır söylenen bir slogandır. Ama keşke tezelden çabuk bitse de teknik direktörler ve takım hazırlanma fırsatı bulabilse. Bu biraz eski dönemlerden gelen laf ebeliği. Transfer bitmez. Tabii hiçbir yerde transfer bitmez. Ömür biter, yol bitmez hesabı. Transfer bitmez ama bitmelidir. Doğrusu bu işin budur. Yani kendi hatalarına kılıf bulmamak lazımdır. Yanlış uygulanan bir laftır bu. Bu bir. İkincisi, Dönayer Cansibiri. Evet, bu takıma Dönayer lazım. Gelmesi lazım. Böyle savunmanın her tarafında oynayabilecek biri. Bir de tekrar buradan Galatasaray yönetiminde tavsiyede bulunuyorum. Hakan Baltan'ın da elde tutulması gerekir diye düşünüyorum. Ama karar onlarındır. Feguli yolda geliyor. Evet. Feguli Galatasaray için Aranankan, Ndiaye gibi, Fernando gibi Feguli de olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Yani şöyle diyelim. 4-6-0'ın altılının her yerinde oynayabilecek kapasiteye sahip, 27 yaşında Galatasaray'a büyük katkılarda bulunabilecek bir oyuncu artık bugün geliyor. Umarım sağlık kontrolünden de geçer. Başka bir anlaşması da kalmamıştır. Sorunu da kalmamıştır. Gelir. Asamoah müthiş teklif. Sol bek şarttır Galatasaray'a. Evet, siz her zaman bunun altını çizdiniz. Sol bek şarttır. Asamoah'da yaklaşan zamanda eğer bitmesi gerekiyorsa bitirilmesi lazımdır. Galatasaray'da oynayabilecek efsafta bir oyuncudur. Transfer borsasını vermiş burada. Gayet de güzel şeyler var. Gelenler, Galatasaray gidenler. Aldığıyla sattığı, gönderdiği, hele şimdi bir de Sinan Gümüş'ün Benfica'ya gitme ihtimali var. Arada çok 5-6 milyon euroluk bir fark kalıyor ki bu da yönetimin başarısıdır. Yani sattığı futbolculardan gelen bonservis bedelleriyle, hani Ayyuka çıkarılıyor şimdi, ona bu para verilir mi, NDI'ye bu verilir mi? Aldıklarıyla sattıkları arasında eksi 6 milyon euro civarı bir fark var ki öpüp de başa konula. Gayet de güzel bir şey. Şimdi bu sayfanın bir de en üstüne bakalım. Fatih Terim'den cevap bekleniyor. Tudor baskıyı dert etmiyor. Bu şu: tavşana kaç, tazıya tut. Bunların hiçbirine inanmayınız sevgili Galatasaray taraftarı. Fatih Terim'den cevap bekleniyor ne demek? Bir soru soruldu, cevap bekleniyor. Galatasaray'da Fatih Terim'e bu soruyu soran yok. Gelir misin, gelmez misin, alalım mı, almayalım mı? Böyle bir şey yok. Ama Fatih Terim lobisi bütün medyada bunları yapmaktan da geri kalmıyor. O da yapabilir. Gönlü gelmek de isteyebilir. Yönetim de bir an gelir Fatih Terim'i alabilir. Bunlar hep ihtimal. Ama yapılmış bir teklif, beklenen bir cevabın olmadığını ben rahatlıkla söyleyebilirim. Tudor baskıyı dert etmiyor. Ya bu adamı asın bari, çarmıha gerin ya. Her dakika kafasında bundan niye sokuyorsunuz bunları? Dert etmiyormuş da ben işime bakarım. Yok böyle bir şey. Tudor'a da ne bir sorulan soru var, ne ben bunu dert etmiyorum diye verdiği bir cevap var. Bu gazeteciliğin işgüzarlığı. Sayfanın alt tarafı çok güzel, üst tarafında Fanatik'i kınıyorum. Peki, akşam gazetesine geçiyoruz sevgili izleyenler. Fanatik'i noktaladık. West Ham'dan Ndiaye intikamı başlığı atılmış. Feguli kulübünden 600 bin euroluk parasını tahsil etmeye çalışıyordu. Ndiaye'yi isteyen ve Galatasaray'a kaptıran İngilizler süreci uzattı. Ama Cezayirli de kavuşma günü geldi, çattı diyor akşam gazetesi iddiasında.
Evet, bunları ziyadesiyle bugün konuşacağız. Yapılan tanıtımlar, ayarlamalar pek hoş bir şey aksettirmiyor. West Ham'dan İndia'ya intikamı. Niye intikamı sokuyoruz biz futbolun içine? Yani bir intikam bir futbolcu üzerinden öbür kulübe yapılmaması lazım. O geldi, öbürü gitti. Yani Endia'ya Belhanda Nice'den geldi, gitti. Snyder gitti. Şimdi oraya da geleceğiz. Evet, birbirine karıştırmadan gidelim. Fegüli kulübünden 600 bin euro konuştuk bunları. Fegüli gelirse fevkalade güzel olur. Endia'ya ile beraber Galatasaray'ı omuzlar ama kulüplerin arasındaki sürtüşme veya futbolcuyla anlaşıp anlaşmamada Galatasaray'ı bağlamaz. Galatasaray yoluna devam ediyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dikkat çekmek için atılmış bir başlık. Yine bu başlığın üzerinde Fatih Terim toplantısı. Okur musun lütfen alt başlığı? Tabii. Fatih Terim toplantısı başlığı atılmış. Galatasaray'da bugün gerçekleştirilecek yönetim kurulu zirvesinde tecrübeli hoca ile ilgili oylama yapılacak. Sonuca göre imparator yeniden sarı kırmızılara dönebilir denmiş. Hep ihtimal ucu açık, dönebilir dönemez yapılacak. Böyle bir şey yok. Bunu net söyleyebilirim. Böyle bir toplantı oylaması yok. Net. Ama bakınız bazı gazetelerde yani elin, eteğin, yordamın, gözün ulaşabileceği bazı gazetelerde bu tür haberler artık alev bacayı sarmış şekilde gidiyor. Niye yapılır? Niçin yapılır? Düzmece haberin asparagasında bir gazetecilikte yeri vardır ama böyle güdümlü olaylarda pek algı yaratmak açısından belki güzel ama Galatasaraylı taraftarın inandırıcılığı, taraftara karşı bir inandırıcılık olmuyor. Olsa söyleyeceğiz zaten. Diyeceğiz ki böyle ihtimal var. Böyle bir şeyler gazeteler tarafından şişirilerek algı operasyonu olarak kullanılıyor. Hoş bir şey değil. Peki Twitter'dan da sorular geliyor sevgili evet. İzleyenler. Her birini bu arada değerlendiriyorum. İlerleyen dakikalarda da okuyor olacağım. Fotomaç gazetesine geçelim. Fotomaç gazetesinde Fegüli Galatasaray'da başlığı atılmış. Cimbom'un West Ham'dan transfer ettiği 27 yaşındaki Cezayirli Yıldız Sofyen Fegüli bugün imza için Türkiye'ye gelecek deniyor. Ve yine Fotomaç'tan başka bir sayfayla devam edelim. NDI'ye ona doğru denmiş Fotomaç'ın bir diğer sayfasında ve Tudor'la olmaz başlığı atılmış. Sevgili Osman Tamburacı, hangisinden başlayalım? Şimdi bakın, Fotomaç gazetesi Sabah grubu illa Galatasaray'la oynamaya devam ediyor. Niçin yapıyor? Neden yapıyor? A Spor'da da bunlar aynı şekilde devam ediyor. Yani antipatik olup Galatasaray taraftarı tarafından istenmeyen bir konuma kimsenin düşmesine gönlümüz el vermez. Ama bu kadar amaçlı bir yayında yapılmaz. Getirir misiniz o sayfayı gene? Rica edelim yönetmenimizden Fotomaç'ın tekrar okuduğumuz sayfası gelsin ekranlarınıza. Şimdi bakın şuraya bakın. Tudor'la olmaz. O yerine de Tudor'un kafası konmuş. Fatih Terim Galatasaray'a dönerse Hırvat Hoca yolcu. Ben size 50 kilo kına göndereyim. Yapmayın bunları ya. Ya bu yazık ayıp ve oraya da Fatih Terim'in tehditkar bir parmak işareti var. Yani alabildiğince sanki eleğin üzerine mısır taneleri veya başka bir şey konmuş. Habire silkeleniyor ki üstte birileri kalsın. İşte bu fotoğraf, bu sayfa amaçlı Galatasaray'ın dibini oymak, yıpratmak için kullanılmış bir sayfa. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Siz birbirinizden değerli gazeteci dostlarımızsınız. Saygın bir kurumda çalışıyorsunuz. Bu şekilde bir kulübün karşısına geçmenin size hiçbir fayda getirmeyeceğini, tam tersine reaksiyon alacağınızı bilmeniz lazım. Yok böyle bir şey ya. Ne demek bu ya? Dönerse hoca yolcu. Döner ise şayet halamın yani gözlükleri olsa gazeteyi güzel okur. Yaşlı kadın tabii. Hep ihtimal için birilerini kanıtmanın manası yok. Yüreğinde Galatasaray sevgisi taşıyan, bunun için uğraşan koskoca insanlar, yönetimler, camialar, taraftarlar bir mutluluk peşinde koşarken birilerini kayırmak için bu mutluluğa limon sıkmak demek ayıbın daniskası demektir.
protesto ediyorum foto maçı. Peki Twitter'dan gelen sorularla devam edelim sevgili bakalım. İzleyenler. Burçak Hasan Bitmez diyor ki günaydınlar, yayın saatini iple çekiyorum ve sizleri çok seviyorum. Galatasaray için en yararlı program medya makinesi demiş. Ayrıca devam etmiş. Bence Hertha Berlin maçının ilk ve ikinci yarısı arasındaki fark orta sahanın en önemli mevki olduğunu gösterdi bize demiş. Çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sizlere doğru bilgiler aktarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hertha Berlin'in ikinci devresine gelince de Galatasaray maçının tabii kaliteli elemanlar oyuna girince oyunun şekli değişti. Ve de bugün artık maçlar 4-6-0'ın altılısının becerisine kalmış. O orta saha, o savunma, o forvet, o gol, o altı kişinin birbirine uyumu bir takımın lezzetini ifade ediyor. Çok doğru bir saptama. Peki devam edelim. Emrah Can Saçan diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Dün uyuyakalmışım, yazamadım. Sizleri çok özledim. Bugün yine birkaç fikir paylaşacağım sizle demiş ve devam etmiş tweetlerine. Hertha maçında Selçuk yerine ön libero'ya Koray'ı alması Tudor'dan beni soğuttu demiş. Ndiaye ve Fernando dururken macera aradı demiş. Hertha maçında madem oyuna Ndiaye ve Fernando girecekti, Selçuk çıkarken niye Koray ön libero'da denendi? Macera arıyor Tudor demiş. Şimdi Tudor'un yaptığı bu değişikliği sevgili kardeşimi Tudor'dan soğutuyor. Şimdi kardeşimi tanımıyorum. Genç mi? İleri yaşta mı? Kamil yaşta mı? Evli mi bekar mı? Bizim sıkı takipçilerimizden onu evli söyleyebilirim. Evli mi bekar mı bilmiyorum. Ama bir soru soracağım. Bekarsan ananın, evliysen eşinin bir gün tuzlu yemek yapması seni eşinden veya anandan soğutur mu? Başka bir soru sormuyorum. Cevabını vermiş oldum. Peki Onur Dişkaya diyor ki dün Barcelona'nın hazırlık maçında 22 oyuncu değişikliği oldu. Fakat Arda Turan oyuna alınmadı. Osman abi bunu nasıl yorumlar demiş. Bir, sakat olabilir. İki, sorunlu olabilir o haftada. Üç, performansı düşük olabilir. Dört, o mevkide o maçta ona ihtiyaç olmamış olabilir. Beş, yolcu olabilir. Yani beş ihtimalden hangisi bilemeyiz. Teknik direktörü bilir ve zaman içinde anlaşılır bu iş. Bir maçta bir daha öyle oluyorsa, daha bir daha öyle oluyorsa veya biraz sonra transfer bitmesine meyyal, yani bitmesine doğru Arda'dan vazgeçilir hale geliyorsa o zaman konuşuruz. Ama şu anda beş sebepten hangisi bilemem. Peki, devam edelim. Servet Çolak diyor ki, çok güldüm bu tweet'e. Günaydınlar, bu Feguli çıkmaz sokağa mı girdi? Hep yolda ama bir türlü gelemiyor demiş. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bazen adres sorarsın, seni ters istikamete gönderirler. O da bilmez. Bilmiyorum da demez. Evet, Feguli biraz fazla dolandı ama bu labirentin içinden çıkarsa orta sahada da Feguli'yi kimse tutamaz. Peki, devam edelim. Yunus Çiçek diyor ki, az önce sizin bahsettiğiniz kurum ve kuruluşlarla ilgili tüm yorumlara katılıyorum. İyi yayınlar, iyi sabahlar demiş. Sen tahmin ediyorum çok kibar geçiyorsun bunları, okuyorsun, evet. Eleyerek okuyorsun ki doğrudur. Ama söylediğim doğru. Yani Yunus Çiçek, çiçek gibi fikirlerini beyan ediyor. Sen de bunu büyük bir nezaketle sunuyorsun. Sevimsiz olmayın Galatasaray taraftarına karşı. Onu söylüyorum. Medya, siz bir görev yapıyorsunuz. Bir saygın kurumda çalışan kardeşlerim, lütfen bir başkalarının ilerleyebilmesi için ona biat etmektense 25 milyon Galatasaray taraftarının karşısına geçmeyin. Bence daha doğru hareket etmiş olursunuz. Sevgili Kamil diyor ki, Osman abiye sorar mısınız? Tudor devam etmeli mi? Bence etmeli demiş. Bence etmeli demiş. Tamam, güzel söylüyor. Etmeli mi? Bana sormayın, ben otorite değilim. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Otorite değilim derken bir başkasının vereceği kararlara tesir eden bir otorite olmak istemiyorum. Doğrusu bu. Buranın bir yönetim kurulu vardır. Galatasaray Spor Kulübü her ne kadar prezidansiyel sistem dahi olsa, başkanlık sistemi dahi olsa, 15 kişilik yönetimin vereceği kararda son söz hakkı başkanda olmak kaydı şartıyla onların vereceği kararı ben buradan doğrusunu, iğrisini tartışamam. Verilecek kararın doğrusunu, iğrisini zaman içinde tartışırım. Ondan şüphem yok. Ama etkili olmak istemem. Onlar en doğru kararı verirler. Peki.
Prof. Aslan lakaplı taraftarımız demiş ki Asamoah iyi oyuncu da asıl mevkisi sol bek olan birini almak daha doğru olmaz mı? Devşirme oyuncular sıkıntı yaşatabiliyor. Çağın futbolunda herkes her yerde oynayacak. Sergen yaptı. Erkan Kaş. Kayseri'de sol bek oynattı. Herkes şaşırdı. Yöneticiler itiraz etti. Bir sezon çıkardı Erkan Kaş. Helal olsun, keşke Galatasaray'ı onu alsalardı. Yani teknik direktörün, bir scout ekibinin çok zeki futbolu bilerek davranması lazım ki bir adamdan çok, affedersiniz tabirde, teşbihte hata almaz, çok post çıkarabilmeli. Orada oynamalı, burada oynamalı, orada oynamalı, öbür tarafta oynamalı. Eğer böyle bir adam elinizde varsa o, mutluluk verici olur. İlla sol bek oynar. Oynamaz abi illa sol bek. Çünkü sol bek sola çağda gidiyor. İleriye gidiyor, ortada yapıyor. Artık çok yönlü futbolcu lazım. Bence iyi elenip, sık dokunup, iyi oyuncu alınırsa her yerde oynamaya mecbur bırakılmalıdır. Peki son bir tweet'i de söyleyeyim. Aşkın Döner demiş ki, transferde harcadığımız paralar normal mi demiş? Söyledik demin. Dinlemiyorsunuz o zaman. Aldığı, sattığı ile aldığı arasında 5-6 milyon euroluk bir fark var. Bu tercih sebebidir. Alkışlanacak bir olaydır. Bakın, para üzerinde durmayın. Para üzerinde zaten UEFA duruyor. Bundan önceki yönetimin ateşten gömleği bu yönetimin sırtına geçirmesinden dolayı geçen sene UEFA'ya gidilemedi. Bu sene gidildi de ne oldu diye de bir soru sorabilirsiniz. Evet, bu sene de gidilmedi. Ama yasak yoktu. Mühim olan yasağa duçar olmamak, ona yakalanmamak. Yönetim bu hesabı yapıyor. Yapamazsa zaten UEFA diyor ki kardeşim sen gelemezsin, dur bakalım şaştın. Para üzerinde endişe duymayın. Adam ediyorsa o para boşa verilmiş demek değildir. Peki, Twitter'dan gelen soruları ilerleyen dakikalarda yanıtlamaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Gazetelerle devam edelim. Biliyorsunuz Beşiktaş-Konyaspor maçı vardı. Biz şampiyonluğu değil sonrasında olan olayları daha çok konuşmaya başladık ister istemez. Bugün de pek çok gazetede vardı. Maalesef bunlar futbola gölge düşürüyor. Fotomaç gazetesinden devam edelim konuyla ilgili. Holiganlara hapis başlığı atılmış. Süper Kupa finalinde ortaya çıkan görüntülerin faturası kesilecek. Bence evet. Bu da benim şahsi fikrim. Kesinlikle kesilmeli. Sonuna şimdi kadar kesilmeli. İçişleri Bakanlığı Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasında yaşananlar için harekete geçti. İlk olarak olaylarla ilgili müfettiş heyeti görevlendirildi. Bakanlık 6222 sayılı kanundaki tüm işlemlerin yapılacağını belirten Samsun'daki holiganlar için de madde çok netlenmiş. 3 aydan 3 yıla kadar hapis. Evet, şimdi bunu bir başka gazetenin haberiyle de birleştirmekte fayda var. Hangi gazeteydi o bilemiyorum, senin önünde var ama Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın çok üst perdeden kullandığı bir cümle var. Şimdi şöyle yapalım isterseniz, aynı haber Habertürk gazetesinde evet. De süper rezalete devlet el koydu şeklinde yanıtlamış. Var. Yönetmenimler rica edelim. Onları Habertürk yan yana böyle getirelim. Geldi ekranlarımıza. Yan yana getiremiyoruz Osman tamam, abi. Tek teker tek teker getirelim. Getirelim. Onu getir bunu bugün, götür de yapabilirim ki üzerine konuşalım. Evet, bugün bütün gazetelerde bu süper rezalet gerçekten. Süper rezalet haberi vardı. Evet, altında da ne diyor? Affedilecek bir şey değil deniyor. Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı inceleme başlattı. İhmali görülenler hakkında da soruşturma açılacak. Bu tür çirkinlikleri engellemek için uygulamalar yeniden gözden geçirilecek. Güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarılacak diyor. Peki, haberde. Hürriyet gazetesinde açalım. Ve onu da getirelim. Şöyle hemen peşine Fikret Orman'ın şeyini almıştık, haberini. Hürriyet gazetesinden nereye istersiniz? İşte gene Fikret Orman'ı dünyayı ayağa kaldırdı. Tamam, Vatan gazetesi, Hürriyet de gelmiş ekranlarımıza. Hürriyet de var, Vatan'da tamam. Hepsini böyle hepsi seçin var. Oradan koyun. Çünkü bu çok önemli bir konu. Evet. Yani her konuyu aşan bir şey. Ve üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Sevgili Galatasaray taraftarını ve dolayısıyla da belki Fener, Beşiktaş, diğer takımların taraftarlarını da buraya çekebilir. Doğruların öğrenmesinde katkımız olabilir. Bu tüm gene, spor severleri tabii, ilgilendiren bir mesele. Tabii. Galatasaray her şeyin önderi, öncüsü. Bak, bırak, bakın çok tabii, güzel Vatan bu. Gazetesinde, Vatan Gazetesi. Dünyayı ayağa kaldırırım. Başkan çok iddialı bir laf. Ama helal olsun, devam etsin. Ben de Fikret Orman'dan yana olurum. Şimdi bakın.
Türkiye Kupası organizasyonu doğrudan doğruya Türkiye Futbol Federasyonu'nundur. Sorumluluğu da organizasyonu da. Şimdi öbür taraflara geçiyorum ve diyorum ki sene içinde yöneticisine, başkanına, teknik direktörüne iri dedi, doğru dedi, amacını aşan laf sarf etti, bilmem ne diye ceza yağdıran Türkiye Futbol Federasyonu. Hem de çifte ceza yağdıran. Hem saha kapama veriyor, hem veya o şahıs kimse söyledi diye 3 ay hak mahrumiyeti veriyor. Arkadan 100 bin, 150 bin TL'de para cezası koyuyor. Bir suçun bir cezası olur, iki ceza birden verilmez, onu bile veriyor. Ve böyle bir bütün toplumu ilgilendiren, cana kasteden tribün olaylarında Türkiye Futbol Federasyonu olaya nasıl bakıyor bir anlatayım size. İl Güvenlik Kurulu denen bir kurul var. Bütün takımların maçlarında il güvenlik kuruluyla gidip istişare edilir ve oraya polis takviyesi istenir. Bunlar özel mi yani lig maçlarında ve diğer maçlarda kendi sahasında oynayan kulüpler artı güvenlik kuvvetleri de polisin dışında özel güvenliğe de müracaat ederler. Bunlar kulüplerin sorumluluğundadır. Ama federasyonun organize ettiği Türkiye Kupası maçında mesela 1000 tane polis isteniyor ama 600 polis vermek istiyor il genel kurulunda emniyet güçleri. Niye? Çünkü mali bir ekonomik durum uygulansın isteniyor. Hal böyle olunca da boşluklar hasıl oluyor. Pasolig. Pasolig'in tanımında şöyle diyor. Türkiye'de olan en üstlükte kullanılır Pasolig. Ne demek en üstlük? Türkiye Süper Ligi. Peki adında Türkiye olan Türkiye Kupası alt lig mi? Pasolig'i niye kullanmıyorsunuz orada? Muaf tutuyorsunuz. Kullanın Pasolig'i. Bunların hiçbiri olmasın. Girenler hepsi enselensin. Bunu da yapmıyorsunuz siz. TFF'de stadyum müdürlüğü var. TFF'nin bünyesinin içinde. Kimdir bundan sorumlu? Başta Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören, Ali Dürüst, Servet Yardımcı hepsi. Peki Galatasaray'ı baltalamak için Yıldırım Demirören ve Ali Dürüst fellik fellik Lüçesku'nun peşinden gideceklerine bu cana kastedici olaylarda basiret ve dirayetini Türkiye Futbol Federasyonu göstermeli. Bunları da çok önemli İçişleri Bakanlığı'yla da irtibat kurarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'yle de irtibat kurarak halletmeli. Seyircisiz maç oynatmak federasyonun marifeti. Seyircisiz maç oynatmak kadar kötü şey ve hatta sahaya atlamaktan daha beter olan böyle olaylarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulağının üstüne yatmasıdır. Bunu lütfen en ince noktasına kadar takip edin ve yapanları cezalandırın. Hemen bir kısa VTR'ye gidelim. Bu arada bu konuyla ilgili de tweetlerinizi bekliyor olacağım. Avusturya kampı dönüşünde 2 günlük izin kullanan Galatasaray'da Kayseri mesaisi bugün başlıyor. Aslan'da Kayseri mesaisi başlıyor. Yeni sezon öncesinde Avusturya'da gerçekleştirdiği ikinci yurt dışı kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayseri Spor'la 14 Ağustos pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başlayacak. Avusturya kampının son gününde hazırlık maçında Alman ekibi Hertha Berlin'le karşı karşıya gelen ve ardından İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılı ekibe teknik direktör Igor Tudor tarafından 2 gün izin verilmişti. Galatasaray'ın izin sonrasındaki ilk antrenmanı bu akşam saat 19'da Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilecek. Peki Galatasaray'ın mesaisinde haberdar etmiş olalım izleyenlerimizi. Galatasaray dolu düzgün çalışıyor. Evet. Avrupa'dan geldi. Kamp bitti. Şimdi lige kısa hazırlanmak için. Kısa bir izin için, vardı. Evet. 2 günlük. Şimdi tüm hızıyla takımımız Kayseri Spor maçına hazırlanıyor. Şimdi yine bu meseleyle ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde Arif Kızılyalı'nın bir yazısı vardı. Evet. Bugün de dikkatimi çekenler arasındaydı. Ya eğerler olmasaydı diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde Arif Kızılyalı. Eğer Türkçe kökenli bir bağlaç, eğmek fiilinin geniş zamanda kip almış hali diyor. Ve şunu söylüyor, isterseniz bu yazıdaki her paragrafı önce eğerle başlayan yardımcı cümleyle yapısını, yani eğerle başlayan kısmını dikkate almayarak okuyun isterseniz, sonra da alın diyor. Ben de o başlıkları sizin için
okuyayım. Eğer sahaya atılan kelebek türü sustalı bıçak yere değil de gözetilen hedef Quaresma'ya isabet etseydi diyor. Bir felaketin daniskası olurdu. Eğer Beşiktaşlı taraftarlar sağduyulu davranmayıp kale arkasındaki ağları aşarak sahaya girseydi. Burada teşekkür etmek lazım Beşiktaş taraftarına. Eğer Beşiktaşlı idareciler tünel girişini kapatıp gözü dönmüş Konyalı holiganlara engel olmasaydı. Felaket büyürdü. Ve bu eğerleri çoğaltıp gidersin. Evet. Bunları önlemek için de Türkiye Futbol Federasyonu'nu İçişleri Bakanlığı'yla koordineli olarak Paso Lig'in ruhuna ters düşen en üst ligde uygulanır lafını da değiştirerek her ligde uygulamak lazım. Yoksa bunun önüne geçemezsiniz. 62-22 sayılı yasa boşuna mı çıktı? Bulun, suçluları bulun. Masum insanların gadre uğramasına mani olun. Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktörlerin peşinde koşacağınıza asli görevleriniz olan Türk futbolunu kalkındırmak için bunları hayata geçirin. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına Türkiye Futbol Direktörünü bulmuşsun, teknik direktörünü bulmuşsun. Gruptan ya çıkarsın ya çıkamazsın. Ama bu senin geleceğini garanti altına alır. Bu senin Türkiye'deki futbolunun rengini belirler. Öbürü bir gidersin, iki gidemezsin. Zaten çoğunca da gidemiyorsun. Kralını getirdin, kendin kovdun. Şimdi Lucescu'ya gittin, 4 maçlık bir azap çemberinin içinden umut bekliyorsun. Bırak bunları. De ki 5 sene gidemeyiz. Ne yaptı Almanya? Senin beğenmediğin Löw'ü aldı oraya getirdi. Ha başarının ferişrahını yaşıyor. Bunları yapın. Canlara kastetmeyin. Bir takım gelip geçici fani kulları pöhpöhlemek, onları ayakta tutabilmek için esas görevinizden uzaklaşmayın. Canlar gidecek burada. Birilerine ekmek bulmaktan çok canların gitmesine mani olur. Arz ettim efendim. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu ilgililerine. Peki, televizyonunu yeni açanlar için tekrar hatırlatalım. Bizlere Twitter üzerinden medya makinası hashtag'iyle ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Her birini canlı yayında okuyor olacağız. Sevgili Osman Tanrıcı yanıtlıyor olacak. Habertürk gazetesinde süper rezalete devlet el koydu diyor. Getirin evet, onu gene. Onun yanındaki sayfada da bu kafa değişmeli diyor Fatih Altaylı. Aynı lafı ben bundan 3-5 gün önce sporpanel.com'da yazdım. Bu kafa değişecek. Bu kafa dediği Türkiye Futbol Federasyonu kafası. Ve Fatih Altaylı da çok güzel tarihten almış getirmiş 1-2-3-4-8 tane gerekli emniyet tedbirlerinin alınmamasından doğan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabahati ve hiçbir şey yapılamamış olanların listesini dökmüş. Şimdi de diyor faciadan dönüldü. Fatih Altaylı'nın bu yazısında okumanızı tavsiye ediyorum Habertürk'te. Peki. Star gazetesiyle devam edelim sevgili izleyenler. Yok böyle transfer başlığı atılmış Star'da. Belhanda için Galatasaray'ın 8 milyon euro ödemesi, Wesley Sneijder'ın ise elini kolunu sallayarak bu oyuncunun kiralık oynadığı takıma gitmesi taraftarı ve camiayı isyan ettirdi diyor haberde. Evet. Durun şimdi burada. Star gazetesi güzel bir olaya parmak bas. Bakın sevgili Galatasaray taraftarı, sizin ne kadar mutlu yıllar yaşadığınızı biliyorum. Ne kadar sabır göstermeniz gerektiğinin dozunu da biliyorum. Türkiye'nin en güzide takımı Galatasaray'ın olduğunun da altını 50 kere çizerim. Kalın flomasterle çizerim. Ancak yok böyle transfer. Sneijder Galatasaray'da kalmamış. Bak taraftarın yüreğine oynanıyor. Bu Sneijder biraz kelimeyi kullanmayacağım burada. İ ile başlıyor, S ile bitiyor. İble böyle devam ediyor. Yapıyor bunu, Twitter'dan da veriyor. Türk insanının yumuşak kalbine de giriyor. Ey Sneijder, Sneijder. Madem bu kadar fazilet sahibiydin 1.8'e Nice'de oynayacak kadar, niye 1.8'de Galatasaray'da kalıp da oynamadın? İlla 4.5'te 6.5 isterim dedin. Duyuyor musunuz sevgili Galatasaray taraftarı? Fazilet Nice'de değişmez. İnsanda fazilet duygusu varsa Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de dünyanın neresine gidersen git, Nice'de gitsen aynısı olur.
Ama Nice'de 1.8'e oynayıp da Galatasaray'da 4.5'u dayatmak seni böyle hazin sonlara götürür. Galatasaraylı taraftarlara da bunu arz ettim, haberiniz olsun. O gözünüzde büyüttüğünüz Snyder çok matah bir şey olsaydı fiyatını indirir Galatasaray'da devam ederdi. Peki Sözcü gazetesiyle devam edelim sevgili izleyenler. İşleri değiştireceğiz başlığı atılmış Sözcü gazetesinde Galatasaray'ın golcüsü Gomis söz verdi deniyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen Fransız Yıldız, takım olarak daha çok çalışacağız, artık işleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz ifadelerini kullanmış. Bunu evet Gomis'ten duymak benim için fevkalade güzel bir şey. Çünkü Gomis'i hala ideal ölçülerde bulabilmiş değilim. Daha gayretli olması lazım. Hocasına, taraftarına, camiasına yardımcı olması lazım. Biraz hareketlenmeli. Topun altına girerek yaptığı hareket çok güzeldi. Düşünce olarak güzel ama eylem olarak daha bunu yapamayacak bir fiziki performansta olduğunu da görmemek mümkün değil. Peki yine aynı sayfada Sözcü gazetesinde Sinan satıldı iddiası var sevgili izleyenler. Olabilir. Ben hep söylüyorum. Kafi derecede şans verilmiş insanlar bu şansı pozitif değerlere çeviremediyse alınacak kararlara saygı göstermek durumunda kalırlar. Peki Sözcü gazetesini de geçelim. Açık Mert Korkusuz'a gidelim sevgili izleyenler. Açık Mert Korkusuz gazetesinde bakalım bugün ne varmış. Eskisi gibi olmayacak. Yine Gomis'in sözlerine yer verilmiş. Takımla birlikte çok iyi çalışıyoruz. Kayseri karşısında gerçek Gomis'i göstermek istiyorum demiş. Döndüğümüzde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerekeni yapacağız demiş. Yine Gomis'in açıklamalarına yer veriliyor Açık Mert Korkusuz gazetesinde ve yukarısında bir haber daha var. Hesap ver Igor Tudor başlığı atılmış. Yaşanan kötü gidişatın faturası hocaya kesildi deniyor Açık Mert Korkusuz ya, gazetesinde. Bu ne büyük bir ayıptır ya. Ya kimler yapıyor, niçin yapıyor? Kimlerin güdümünde bu başlıklar atılıyor anlamak mümkün. Ben anlıyorum, ben biliyorum. Ben biliyorum. Ama vakitsiz öten horozu keserler susuyorum. Bunları biriktiriyorum bir tarafta. Bu gazetelerin hepsinin bütün sayfaları arşivime giriyor. Bir kitapta onun için yapabilirim. Kim neyi nereden haber alıyor da yapıyor onu da yapabilirim. Hesap ver Igor Tudor. Ya siz savcı mısınız kardeşim? Siz savcı mısınız? Dosya mı tutuyorsunuz bunlardan? Igor Tudor'dan hesap falan isteyen yok. Ama siz illa biri neticeye varmak istiyorsanız bekleyin ya, acele etmeyin. Acele etmeyin, bekleyin ya. Olmazsa zaten gereği yapılır. Ama bu gidişatın faturası hocaya kesildi. Kimse fatura kesmedi. Sonra kesilen fatura da varsa zaten faturanın dibinde de yazar. 7 gün içinde iade edilebilirsiniz. Siz her şeyi kural diye koyuyorsunuz. Kendi kuralınız yok. Gazetecilik kurallarını bilmiyorsunuz. Gösterin bana belgesini, kim fatura kesmiş. Kim hesap istiyormuş Tudor'dan. Bana bunu yarın bu sayfalarda yazın bakayım ben de göreyim. Eskisi gibi olmayacak. Altında gene bir terim çılgınlığı. Taraftar terimi istiyormuş. Atın abicim fırının altına odunu, yerleyin yansın. Ama Galatasaray o kadar çok mukavimdir ki zorlu olaylara hiç kimsenin yapamadığını da yapar. Bilek büker, Süper Kupa'ya kadar da gider. Onun için bunlar Galatasaray'a çayda çıra. Yani sizin bu attığınız odunlar var ya Galatasaray'ı yakmak için, Galatasaray ondan çayda çıra oynar böyle. O tardik folklorik dans yapar. Peki gazetelere kısa bir ara verelim sevgili izleyenler. Programımızın editörü sevgili Alican Baykın bize bugün Galatasaray'ın gündemini aktarıyor olacak. Alican bugün neleri takip ediyor olacağız? Teşekkürler Bahar, Osman Tamur Hoca ve izleyenlerimize günaydınlar diyelim. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündemi var bugün. Biliyorsunuz Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yaşayan stadyuma dönüşüyor. Galatasaray'la Workit'in arasında bir işbirliği anlaşması bugün imzalanacak. Saat 11'de lansman töreni Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve sarı kırmızı ekrandan da canlı olarak yayınlanacak değerli izleyiciler. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de saat 11.30'da basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirecek. Bunu da hatırlatalım. Sporun diğer gündemini de sizlerle paylaşalım. UEFA Süper Kupa bugün Makedonya'da sahibini bulacak. Real Madrid ile Manchester United saat 21.45'te Üsküp'te karşı karşıya gelecek.
La Liga takımlarından Barcelona Joan Gamper kupası maçında Chapecoense'yi ağırladı. Biliyorsunuz Chapecoense Kasım 2016'da bir uçak kazası yaşamıştı Brezilya ekibi ve birçok futbolcusuyla teknik ekibi hayatını kaybetmişti. Bu kazada sadece 3 futbolcu sağ olarak kurtulmuştu. Oldukça duygusal bir karşılaşmaya sahne oldu. Barcelona rakibini 5-0 mağlup etti. Bir transfer gelişmesi de aktaralım. Monaco, Lyon'la yollarını ayıran Gezal'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Atletizme geçelim. Dünya Atletizm Şampiyonası İngiltere'nin başkenti Londra'da tüm hızıyla devam ediyor. 400 metre engellide yarı finaller koşuldu ve milli atlet Yasmine Coppello Escobar 48 saniye 91'lik süresiyle 6. olarak final biletini aldı ve yarışmanın finali yarın Türkiye saatiyle 23.30'da yapılacak. Yine Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev de erkekler 200 metrede yarı finale çıktı. Yarı final yarın Türkiye saatiyle 22.55'te başlayacak. Erkekler 110 metre engellide altın madalyayı Jamaikalı Omar McLeod kazandı. 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu Jamaikalı atlet 13 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonuna ulaştı değerli izleyiciler. Kadınlar çekiç atmada ise altın madalyayı Polonyalı Anita Wilodarczyk kazandı ve 5. hakkındaki 77,90 metrelik derecesiyle 2009 ve 2015'ten sonra 3. kez altın madalyanın sahibi olduğu Polonyalı sporcu. 3 adım atlamada kadınlarda ise altın madalyayı Venezuelalı Yulimar Rojas kazandı ve dünya salon şampiyonu Rojas açık havadaki ilk dünya şampiyonuna ulaştı böylece. Basketbol Süper Ligi'nde de yeni sezon heyecanı giderek yaklaşıyor ve fikstür çekimi saat 11'de gerçekleştirilecek. Bakalım Galatasaray Ödeyebank ligin ilk haftasında kiminle karşı karşıya gelecek? Detayları yine sarı kırmızı ekranda haber bültenlerimizde izleyenlerimiz bulabilecek. 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını milli takım İstanbul'da sürdürüyor ve kadro 16'ya düşürüldü. Can Maksim Mutaf'la Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkarılan iki oyuncu oldu. Amilli erkek voleybol takımı ise hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi ve rakibine 3-2 mağlup oldu. Cuma günü yine Burhan Felek voleybol salonunda özel maçta milliler Tunus'la karşı karşıya gelecek. Tenisle devam edelim. Kadınlar Dünya Sıralamasının eski 5 numarası İtalyan tenisçi Sara Errani'ye doping yaptığı gerekçesiyle 2 ay men cezası verildi değerli izleyiciler. İtalyan tenisçinin 16 Şubat'tan 7 Haziran'a kadar elde ettiği sonuçlar ve puanlar silinecek, ödülleri de geri alınacak. Son haberimiz bisikletten olacak. Kariyerinde 7 büyük tur şampiyonluğu bulunan İspanyol bisikletçi Alberto Contador 19 Ağustos 10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İspanya bisiklet turunun ardından emekliye ayrılacağını açıkladı. Galatasaray'ın ve sporun gündemi bu şekildeydi. Sözü tekrar size bırakıyorum. Teşekkür edelim sevgili Alican Baykan'a da her gün olduğu gibi bugün de bize tüm gündemi kısaca aktardı. Şimdi basketbol fikstürü çekilecek. Onun haberine gidelim mi? Gidelim. Üstüne söyleyin istediğiniz. Hadi bakalım. Hadi basketbol fikstürü çekiminin haberine gidelim. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstür çekimi salı günü gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Yeşilköy'deki Polat Rönesans Otel'de saat 11'de başlayacak kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Evet, bugün Erman Kuntere, yeni hocamız Erman Kuntere gönül dolusu başarılar diliyorum. Evet. İnşallah bu sene basketbolde Galatasaray onun komutasında, Erman'ın komutasında, Kuntere'nin komutasında başarılı olur. Bir de Tour de France için söyleyeceğim. Buyurun. Bisiklet turu için bir İspanyol devi bisikletçisi daha faal bisikletçilik hayatına, spor hayatına nokta koyuyor. Evet. Bu Fransa turunu da dikkatle izleyeceğim. Çünkü bisiklet sporu herkesin yapması gereken vücuda en faydalı sporlardan biridir. Alberto Contador. Evet. Onun da haberine gidelim o zaman. Biz gidelim de bakalım. Haber bol. Güzel, güzel yerlerden girmişiz. Büyük tur şampiyonluğu elde ederek adını efsaneler arasına yazdıran İspanyol bisikletçi Alberto Contador İspanya bisiklet turunun ardından kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Kariyerinde 7 büyük tur şampiyonluğu bulunan İspanyol bisikletçi Alberto Contador 19 Ağustos 10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İspanya bisiklet turunun ardından emekliye ayrılacağını açıkladı.
sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla kariyerine son vereceğini duyuran Contador, iki konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Birincisi, 19 Ağustos'ta başlayacak İspanya bisiklet turuna katılacağım. İkincisi, bu turla profesyonel kariyerime son vereceğim. Bu iyi düşünülmüş, alınmış bir karar. Kararımdan üzüntü duymuyorum. Ülkemdeki bir yarıştan sonra kariyerimi bitirecek olmaktan dolayı mutluyum ifadelerini kullandı. Onseroski, Discovery Channel, Astana ve Sekso Bank takımlarında yarıştıktan sonra bu yıl Trek Segafredo ekibi adına mücadele etmeye başlayan 34 yaşındaki Contador, kariyerinde 2 kez Fransa bisiklet turunda, 2 defa İtalya bisiklet turunda ve 3 kere de İspanya bisiklet turunda şampiyonluğa ulaştı. Evet, güzel bir şimdi, kariyer. Şimdi tabii Alberto Contador'u söyledikten sonra Türkiye'de bisiklet sporunu sevdiren ve tarihe mal olmuş Rıfat Çalışkan'ı anmadan geçemeyeceğim. Aynı şekilde sonradan arkeolog olan ve Galatasaray Lisesi'nde de öğretmenlik yapan İstanbul bölgesinden İhsan Tünay da benim sevgili bir dostumdu. Bisikletin güzelliğini, kutsallığını, yararını onlardan öğrendik biz. İkisinin de ismini geçirmeden içim rahat etmedi. Peki, Hürriyet gazetesiyle devam edelim sevgili izleyenler. Asamoah evet dedi, gözler Juve'de başlığı atılmış. Yıllık 2.3 milyon euro ve puan başına 5.000 euroluk teklifi kabul etti iddiasında bulunuyor bugün Hürriyet gazetesi. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Asamoah Galatasaray'a gelsin. Bu bir ihtiyaçtır. Önünde sonunda yapılması gereken bir transferdir. Bunları şimdi merak ediyorum ben. Bunlar, bu yazıları yazanlar, Galatasaray bir, ama gene de doğruyu söylemek lazım, bir ay içinde toparlanır. Bu ilk 3 maçını Galatasaray'a rahat geçsin inşallah. Ondan sonra zaten milli takım arası geliyor. Milli takım arasından sonraki dönüşte bir daha Galatasaray üzerine kaymaklı ekmek kadayıfı lafları etmek isteyen bir gazeteci olarak sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Çünkü çok güzel transferler yapıldı. Bu takımın işlerlik kazandığı anları düşünmek istiyorum. Ve o zaman Galatasaraylılar da arkalarına yaslanıp Başakşehir'le Beşiktaş'la mücadele edebilecek bir takım yaratıldığının farkına varacaklar. Peki. Hemen Milliyet gazetesine geçelim. Hürriyet'i noktalayıp. Milliyet gazetesinde heyet raporu başlığı atılmış. Galatasaray'ın son durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Cenk Ergün, Hırvat çalıştırıcıdan ayrıntılı bir rapor istedi. Ergün, buradaki tespitlere göre gerekirse transferlerde yeni hamleler yapılmasını isteyecek. Bunu Başkan Dursun Özbey'e iletecek deniyor. Tamam, güzel bir haber. Şimdi güzel bir haber. Olayı yansıtıyor. Yani Cenk Ergün'ün Tudor'dan rapor istemesi doğal akıştan bir pasaj. Buna isteyebilir ama Tudor hesap ver. Tudor hayır, hesap vermedi. Bu takımın durumu hakkında bilgi alışverişi. Ne diyor Nevzat Dindar? Bu bakılacak, haberi yapan arkadaşımız gazeteci Nevzat Dindar diyor ki bunun doğrultusunda belki transfere hız verilecek. Hani denebilir ki ya bunu aldık ama yani randıman vermiyor veya elde şuraya da bir şey daha lazım. Bunlar çok güzel, karşılıklı, medeni konuşmalardır. Hiçbir zaman Tudor'un sigaya çekilmesi, rapor ver denmesi, imtihana sokulması demek değildir. Demek ki Galatasaray'da işler güzel gidiyor. Peki, hemen altında bir haber daha var. Yasmani Copello finale koştu. Dünya Atletizm Şampiyonası 400 metre engelli yarı finalinde Yasmani Copello 48.91 ile finale çıktı. 200 metrede ise Ramil Guleyf serisinde 20.16 ile birinci, tüm serilerde ise ikinci olarak yarı finale çıktı deniyor. Atletizmde atlamayalım. Valla o kadar enteresan bu mevsimde yarışmalar var ki hangisini seyredeceğimi ben de şaşırıyorum. Oraya koş, buraya koş, oraya git, buraya git. Yani televizyonun karşısında zaplayıp geçiyoruz ki bir şeyleri kaçırmayalım diye. Bütün spor için ter akıtan bütün sporcuları kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Peki, Sabah gazetesiyle devam edelim.
Feguli in, Sinan Gümüş out başlığı atılmış. West Ham United'ı alacak sorununu çözen Feguli'nin bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken bu gelişme sonrası takımdan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş 3.5 milyon euro karşılığında Benfica'ya satılıyor diyor Sabah gazetesi iddiasında. Evet, bu haber doğru bir haber. Mehmet Özcan'ı da kutluyorum çünkü ikisi de aynı kanadı doldurabilecek insanlar. Feguli geliyorsa Sinan'ın out olması kadar doğru bir şey yok. Üstelik talep var Sinan'a, üstelik Sinan da gitmek istiyor. Yani demek ki taşlar yerine yavaş yavaş oturuyor. Galatasaray'ı güzel günler bekliyor. Peki yine Sabah gazetesinde bir başka haber var. Sevgili izleyenler, Arda ile baş başa haberi. Lucescu Barcelona'ya uçtu. Yıldız oyuncuyu yeniden milli takıma davet etti diyor Sabah gazetesi. Ya olabilir, gayet normal. Lucescu bunları yapacak. Bakın, Türkiye'de artık bir şeylerin değişmesi lazım. İyi insanla agresif insan, suça meyli olan insanların birbirlerinden ayrılması lazım. Başımıza ne geliyorsa bu ayrımı yapamadığımız için geliyor. Rahmetli İnönü'nün de sözü var. Der ki, efendiler de kabadayılar kadar cesur olmadıktan sonra bu işin sonu gelmez. Bir yerlerden bir şeylere başlamak lazım. Arda'nın kırgınlığı, prim kavgası, öbürünün halka şikayeti, Berik'inin... Ya bu milli takım hepimizin, milli takımın alacağı başarılar hepimizin göğsünü kabartır, alamayacağı başarılar ruhunu, vicdanını zedeler. Yani milli takım içinde, federasyonda futbolcusuyla kavga eden yöneticiler, bunları abrayamayan Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri... Çözüm getiremiyorlarsa bu işe, Lucescu da kalkar gider Arda ile ara bulmaya. Lucescu bunun için de alındı. Affedersiniz. Lucescu milli takıma ara bulucu bir zamanlar Kissinger gibi, Galo Plaza gibi olmaya mı geldi? Yani biz centilmen bir spor takımı olarak, insanları olarak bunları beceremiyoruz. Kavga edenleri gönderiyoruz. Arası bozulanları itiyoruz. Bir Rumen beğenmediğimiz, giyimini beğenmediğimiz, şasını taramıyor dediğimiz, aman bu adam gitsin dediğimiz Lucescu gelip bizi hizaya sokacak. Yazıklar olsun. Bizi bu durumlara düşürenlere yazıklar olsun. Üstleri çizilmesi lazım. Peki. Vatan gazetesiyle de kapanışı yapalım isterseniz. Gazeteleri noktalayalım. Evet. Vatan gazetesi haberinde son aslan Feguli diyor. Cezayirli oyuncu alacakları konusunda sonunda West Ham'la uzlaştı. Tarafların anlaşması sonrasında Galatasaray'da uzun süredir beklediği yeni yıldızına kavuşmak için geri sayıma başladı deniyor. Feguli 1-2 gün içinde İstanbul'da olacak denmiş. Vallahi Galatasaray çok güzel bir takım olma yolunda gidiyor. Son aslan Feguli denmiş. Allah son etmesin. Aslanların sonu tükenmez, soyu tükenmez. Her zaman pençeleri havadadır. Ve de ormanın en güçlü canlısı olarak ön saflarda her zaman yerini alır. Aslan Feguli aslanın sonu olamaz. Son aslan Feguli olmaz. Aslanlar tükenmez ve onların zaferleri de dünyaya yayılmış kükremeleri de bir türlü bitmez. Peki. Sevgili Osman Tamburacı'dan bir kükreme yani, efekti yani, aldık. Yani her dakika bir melanet saçmaktan, onları okumaktan, onlara cevap vermekten ziyade aslanın yapması bence çok daha güzel. İnsanların suratına gülücük getiriyor. Evet. Ben de an itibariyle. Öyle tabii yani, güzellikle bildim. Kapatalım bari. Peki. Twitter'dan gelen sorulara da bakalım. Taraftarlarımızdan Ali demiş ki Yunanistan'dan günaydınlar. Kim gelecekse gelsin, kim gidecekse de gitsin. Yürekle oynayan da Galatasaray'da kalsın. Bize yürek lazım demiş. Bize yürek lazım, bize cesaret lazım, bize birlik lazım, bize beraberlik lazım, hoşgörü lazım, gülerek bakma lazım, elleri tutmak lazım, birbirine sarılmak lazım. Bunlardan kötülük gelmez. Şefkatten, sevgiden, birlik beraberlikten hiç kimseye kötülük gelmez. Bunun da zaten menşei çıktığı nokta Galatasaray. Sporun başlangıcıdır Türkiye'de Galatasaray. Ne kadar bozulma da olsa Galatasaray onu birleştirecek, bağdaştıracak en güçlü çimentodur. Peki Twitter'dan gelen soruları yanıtlamaya devam edelim. Sevgili izleyenler. Hasan Hakan demiş ki her sabah sizleri zevkle izliyorum.
Galatasaray'ımızın bu olaylardan kurtulması lazım demiş. Osman Bey bu konuda ne derler demiş. Hasan Hakan, aynen katılıyorum. Onun için de zaten bunları söylüyorum. Sizin de bunlara iştirakiniz, katılımınız beni mutlu ediyor. Niyazi demiş ki o da sıkı takipçilerimizden. Hem iyi transfer isterler hem de parayı sorgularlar. Acaba az parayla şampiyonluğa oynanacak takım nasıl kurulacak demiş. Bunu halk arasında derler. Hem deniz kenarında olacak, hem güneş görecek, hem iki katlı olacak falan falan ama ucuz olacak. Yok böyle bir şey. Niyazi doğru diyor. Sevgili Burçak Hasan Bitmez diyor ki Galatasaray Lisesi'yle bir kültürün takımıdır. Halka öncülük eden lider takımdır. Dolayısıyla halkın takımıdır. Galatasaray'ı Galatasaray yapan da budur demiş. Şimdi bak bu çok güzel. Burçak'a teşekkür ediyorum bana konuşma fırsatı verdiği için. Evet, lisesine dayalı halkın takımıdır. Bu çok önemli. Ben bir kitap yazdım. Lisedeki sarı, tribündeki kırmızı. Storlara gidin bulun. Yani liseden doğmuştur, bunu inkar etmek mümkün değildir. O her şeyin başıdır. Adam olmanın, kişilik sahibi olmanın, hayatı kavramanın basamaklarıdır Galatasaray Lisesi. Ama ondan sonra halkla bütünleşmezse bu işin bir tarafı, bir bacağı eksik kalır. O merdivenleri güzel tırmanamaz. Evet, Galatasaray bir kültür ocağıdır ama halkla bütünleştiği vakit dünyayı devirir. Bir tweet daha atmış. Burçak demiş ki transferimizde yanlış bir şey bulamayınca medyayı kastediyor. Ne yapsınlar? Maliyetleriyle uğraşıyorlar. Dinleri imanları para olduğu için demiş. Burçak senden bir gün konuşalım. Ara buradan telefonumu al. Ben böyle parlak zekaları seviyorum. Peki Mithat Gökmen diyor ki her gün medyada Tudor doğranırken sahip çıkılmazsa Messi de gelse başarılı olamayız demiş. Bravo, nokta, satır başı bu. Sen kendi içinde sana yarayacak insanı sahiplenmesen dünyanın kralını getirsen olmaz. Olmaz. Peki sevgili Oytun Esin de diyor ki Osman abi Tudor'un kafası rahat mı, yönetim bu yanlı basının Tudor'un üzerine gitmesini önleyecek bir eylemde bulunamaz mı demiş. Yani tamam, Tudor'un kafası rahat mı değilse gideriz akşam bir yerde iki kadeh atarız yani, kafayı bulur ne yapalım. Yani niye kafası yerinde olmasın? Bakın, güçlü insanlar, tercih edilmiş insanlar asla ve asla ufak şeylere kafayı takmazlar. Tudor'un Galatasaray'ı yüceltmek, şampiyon yapmak gibi bir misyonu üstlendiği varken evet, sinek vızıltısına, sivrisinek vızıltısına kafayı takacak hali yok. Takıyorsa zaten yazık. Doğukan Arslan demiş ki transferleri yapmak tabii ki kolay değil fakat keşke büyük bir çoğunluğu lig bittiği zaman yapılsaydı, takım şimdi daha hazır durumda olurdu. Tamam, Doğukan'a katılıyorum. Bu bir kitapta yazılacak cümlelerdir. Einstein Doğukan güzel söylemiş ama bunlar sadece kitaplarda yazar. Hayatta işlerliği bu şekilde oluyor. Peki yine taraftarlarımızdan bir tanesi diyor ki Tudor'a inanıyor ve güveniyoruz. İyi işleyen takım 3 günde kurulmaz. Bunu bekleyenlerin futboldan ve hayattan haberi yoktur demiş. Teşekkür ediyorum. Senin varlığından haberimiz oldu bizim. Devam et. Ara sıra bize böyle güzel şeyler yaz. Kamil diyor ki Osman abiyi seviyorum. O iyi bir Galatasaraylı. Bazıları gibi değil demiş. Bizi üzen Galatasaraylılardan değil demiş. Teveccühüdür Kamil'in. Teşekkür ediyorum. Zaten bu Kamil bir arkadaşa benziyor. İyiliği doğruyu çözebilenler Galatasaray'a taraftar olarak da katkısı olabilecek kişilerdir. Sağ ol, teşekkür ediyorum Kamil. Peki. Onur Öz Ataş çok fazla tweet atmış bugün, yeni görüyorum onları da. Demiş ki bir tanesinde Osman Tamburacı hakaret etmeden eleştiriye açığım dediniz. Cevaplar mısınız lütfen? Tudor'u neden bu kadar savunuyorsunuz demiş. Savunma mı yapıyorum? Bence beğendiğiniz noktaları söylüyorsunuz. Savunma yapmıyorum. Tudor'a sataşanları açıklamaya çalışıyorum. Gerek yok. Ya ben Tudor'u savunmuyorum. Zaten Tudor'un kendini savunacak hali var. Getirmişsiniz Galatasaray'ın başına. Getirilmiş Galatasaray'ın başına. O alacağı neticelerle kendini zaten savunacak. Ben ona ateş edenlere karşı dur işareti yapıyorum. Bu Tudor'u savunmak değil. Tudor'a saldıranlara mani olmaya çalışmak. Tudor kendini savunur. Tudor yapacağı işlerle zaten kendini ya savunacak ya beceremediğini gösterecek. Ama durup dururken de kimseye ateş ettirmem. O da benim insanlık görevimdir. Tudor'u koruma değil. Peki. Doğukan Arslan diyor ki
Zidane ve birkaç teknik direktör daha bahsetmiş. Kaç kere teknik direktörlük yapmışlar da büyük takımların başlarına getirilmişler. Tudor'u eleştiriyorsunuz ama dermiş. Bak bu da güzel bir laf. Teşekkür ediyorum. İsmi nedir arkadaşımızın? Doğukan Arslan. Doğukan Arslan. Zidane niye getirildi başa da muvaffak oluyor? Çünkü şans verildi. Nerede verildi? Dünyanın en iyi takımında Real Madrid'de şans verildi. Zaten hazır ve elinde iyi bir kadrosu olan yere hangi antrenör gitse imparator olur. Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğu UEFA'ya giden kadrosuna Bahar teknik direktörlük yapsaydı imparatoriçe olurdu. Bu kadar net. Sen kadroya bak, firmaya bak. Niye bazıları Tatvan Spor'a gitmiyor? Niye bazıları Edirne Spor'a gitmiyor? Eskişehir Spor'a gitmiyor? Gençler Birliği'ne gitmiyor? Antalya Spor'a gitmiyor? Da illa belirli takımlara gidiyor. Parası olanlara gidiyor. Fiyakası olanlara gidiyor. Bunlardan insanlar bir şeyler çıkarmalı artık. Geç kalmayalım. Peki. Hasan Şafak Köksal diyor ki bu sene çok iddialı transferler yapıldı ancak sol stoper yerine sağ ayaklı Maiko'nun alınması handikap mı demiş. Ayak değiştirsin onu. Ters giysin ayakkabıları. Ne diyeyim ki buna ya? Ters ayaklı, düz ayaklı. Peki bir soru Köksal. Ters kademeye cevap ver bana. Maçta öyle pozisyonlar oluyor ki sol ayak sağ ayak derken ters kademeye giriyorsun, önlüyorsun hata ve alkış alıyorsun helal olsun diye. Acaba o adamın ayağı sağda mıydı, solda mıydı? Düşünüyor musun? Başka Peki, var mı? Devam edelim. CNRK takma lakaplı kullanıcımız diyor ki Hakan Balta neden silindi? Geçen seneki tutumlarından dolayı mı Maicon'la iyi bir ikili olabilirler? Kim silindi? Hakan Balta'dan bahsetmiş. Ha CNRK herhalde ben ona Canerik diyeceğim. Öyle yazmış, sesleri kaldırmış. Tamam. Hakan Balta'nın silinmemesi lazım. Bence de öyle. Sevgili Osman Tamburacı, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik.